Merhaba arkadaşlar, Falcınberg kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 15 gün içerisinde neler olacak, neler değişecek, neler gelişecek bunlara bakacağız arkadaşlar. Bakmadan önce lütfen buraya odaklanmanızı istiyorum. Enerjinizi tamamen bu bakıma vermenizi istiyorum. Çünkü duyacağınız veya duymak istediğiniz çok şey var. Hepsini inşallah bu bakımda bulacağınızı umuyorum arkadaşlar. Sadece odaklanmanız, sadece enerjinizi vermeniz ve bütünleşmeniz gerekiyor arkadaşlar. Enerjiniz iyi değilse bile bu bakım enerjinizi çok güzel bir şekilde yükseltecek arkadaşlar. Ve artık böyle soru işaretinde kaldığınız veya soru işaretinde olan kişiler varsa bu bakımdan sonra aklınızda bir şeyler artık gelişmeye başlayacak. Evet, dileğinizi tutun ve bakımımıza geçelim arkadaşlar. Sadece odaklanmanız gerekiyor. Evet, tütsümüzü yakalım. Sadece odaklanmanız gerekiyor. Birazdan ben de odaklandıktan sonra bakımıma geçeceğim. Burada ellerini başına koymuş, o kadar böyle pişmanlık duygusu, vicdan azabı çeken bir karakter var. Yalnız kalmış arkadaşlar, tek başına kalmış. Gözleri ve kalbi sizi arıyor çünkü sizin bu insanla bir bağlantınız var. Onun bir derdi, bir sıkıntısı var. Kimseye anlatamamış. Hatta gizlediği, sakladığı bazı şeyler var. Kimseye söyleyememiş. Size de söylememiş arkadaşlar. Ama sizinle tekrardan bir konuşma yapacağını ve bu konuşmanın kendi hayatındaki artık böyle eksiklikler, yalnızlıklar veya ne bileyim böyle darbeleri size anlatacağını görüyorum bu insanın. Böyle kalabalık bir ortamda bununla bir buluşma gerçekleştireceksiniz. Bu insan sizden vazgeçtiğini düşünüyorsunuz siz bunun. Ama bu kişi sizden vazgeçmemiş arkadaşlar. Hala böyle size karşı bir umudu, bir heyecanı var. İlk günkü gibi böyle birbirlerinize karşı bir çekim hissediyorsunuz ama o insan size çok hata yapmış, çok böyle hatadan dönmüş. Siz bunu her şekilde kabullenmişsiniz veya hayatınıza almışsınız. Fakat hatalarını böyle kabul etmeyen bir karakter ve bunlardan çok zarar görmüş. Çünkü sizden başka herkesin sözünü dinliyor veya herkesin sözüne bakıyor ama sizin haklı olduğunuzu hiçbir türlü kabul etmeyen bir kişi. Hatasını anlamış, pişmanlık duymuş ve vicdan azabıyla birlikte size geri dönüş yapacak. Ama bu geri dönüşün sonunda bir hayırlı iş var. Bir yüzük görünüyor ve bu yüzüğü karşı taraf size verecek ama biraz maddi sıkıntısı var. O yüzden sizi bekletmiş arkadaşlar. Bu kişi sizinle çok ciddi düşünüyormuş. Siz de onunla alakalı çok ciddi bir plan yapmışsınız ama bu planınız olmamış. İstediğiniz gibi gitmemiş. Bu erkekte bu konuda kararsızlık var. Hatta böyle ailesinden çok etkilenmiş gözüküyor bu karakter. Ve size yaklaşamıyor bu yüzden. Ailesini böyle çok dinleyen bir karakter. Ailesinin yol gösterdiğini sanıyor ama biraz sanki yanılıyormuş gibi gördüm bu kişiyi. Bu konuda sizi haklı olarak görmüyor arkadaşlar. Sizin sözlerinizi haklı olarak hayatına geçirmiyor. İlk başta böyle ailesi gelen bir karakter. Bunlardan pişmanlık duyuyor. Yani bu üçüncü kişilerden, ailesinden bir pişmanlık olacak. Sizin haklı olduğunuzu öğrenecek arkadaşlar. Hakkınızda o kadar çok iftira atılmış ki, o kadar böyle dedikodunuz yapılmış ki, üç tane kadın bakın. İki tanesi kapalı, bir tanesi açık. Bir tanesi de evli bunlardan. Sizin hakkınızda o kadar çok dedikodu yapıyorlar ki, dedikoduyla kalmayıp böyle hanenize huzursuzluk veren 3 tane kadın. Siz bunlarla çok uğraşmışsınız. Artık böyle salmışsınız. Yani ne derlerse desinler demişsiniz. Fakat bu 3 kişinin kendi aralarında çıkacak bir sorunları olacak. Yani bu 3 kişiden bir tanesinin bir sırrı ortaya çıkacak. Siz de bunu fırsat bilip bu insanları rezil etme durumunda olacaksınız arkadaşlar. Yani iftira atılan veya haksız bir şekilde sizin üzerinize dedikodunuz yapılan bir şeyde
Siz haklı çıkıyorsunuz. Artık böyle aklanıp baklandığınızı görüyorum bu durumdan. Alnınız ak bir şekilde böyle dik duruşunuzu artık sergileyeceğiniz bir dönem sizi bekliyor 15 gün içerisinde. Ailenizde biri var. Bu insan çok ağlıyor haninizde. Çok böyle gözyaşı döküyor. Bu anneniz olabilir arkadaşlar. Ama dili çok dualı bir insan ve sizi koruyan bunun duası. Çünkü sizin üzerinizde o kadar çok böyle nazar fazla ki yaptığınız işler tam zamanında böyle olmuyor. Ama bu kadın sayesinde, bu kadının duası sayesinde işlerinizin ve bereketinizin tamamıyla açıldığını görüyorum arkadaşlar. Özellikle büyük miktarda bir para beklentisi olan veya mahkemeyle alakalı durumları olan kişiler için de geçerli bir bakımdır arkadaşlar. Çok dua alıyorsunuz, çok böyle üzerinizde üflendiğini görüyorum. Bu durumda siz ayakta kalabiliyorsunuz, dik duruşunuzu sergileyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama o kadar çok halsizlik ve yorgunluk var ki bunu üzerinizden atamamışsınız. Hatta bunu atamadığınız gibi de uykusuzluk problemi, sol tarafınızda özellikle ciddi ağrılar veya böyle kalp sıkışması yaşayabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Sağlık konusunda sizde ve hanenizde bir problem olacak. Annenizin bacağında, babanızın da kalp veya göğüs bölgesinde sıkıntıları olacak. Çevrenizde size yaklaşmaya çalışan, zamanında gördüğünüz bir karakter var. Siz bunu görüyorsunuz, siz buna yaklaşmaya çalışıyorsunuz. Aynı şekilde o da size yaklaşmaya çalışıyor ama onda bir engel var. Ve bu engeli size söylememiş olabilir. Veya size bir konuda yalan söylemiş olabilir. Sizi beklettiğini görüyorum bu insanın. Beklettiği gibi de sizin artık bu konuda sıkıldığınızı veya şüphelendiğinizi görüyorum arkadaşlar. Çünkü bu karakterin bir ilişkisi var veya bir evliliği var. Siz bunu belki de biliyorsunuz, bilmiyorsanız da öğrenmiş oldunuz. Bu engeli buymuş, size söz veriyor ama sözünü böyle yerine getiremiyor arkadaşlar. Şu anda o kadar böyle hafiflediğinizi görüyorum ki biraz böyle enerjinizin yükseldiği bir bakım olmuştur inşallah. Sadece böyle enerjinizi yükseltmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çok yanlış kararlar veya doğru bildiğiniz yanlışlar var. Siz bunları fark edemiyorsunuz. Çünkü dediğim gibi inisiyatifinizi kullanıp böyle zaman içerisinde sizi çok kullanmışlar. Yani hem akraba çevrenizden hem de böyle en yakın dostunuz bile böyle sizden bir şey istemiş. Siz hep vermişsiniz, hep vermişsiniz ama hiçbir zaman alan kişi olmamışsınız. Bir beklentiniz yok insanlardan. Evet, ben bunu yaparım, bunu ederim. Çok o kadar böyle saf kalbinize yaklaşıyorsunuz ki bir konuya veya bir işe bundan çok zarar görüyorsunuz veya hayallerinizin kırıldığını, hayal kırıklığı yaşadığınızı görüyorum arkadaşlar. İlişki konusunda bilmediğiniz veya sizden saklanan bir sır var, bir aldatma olayı. Bunu öğreneceksiniz. Eşiniz veya ne bileyim ilişkinizdeki kişi size böyle yakınlaşmaya çalışan ama sonrasında böyle bağını kesmiş, yarım bırakılmış ilişkiler için geçerli arkadaşlar. Bu insanın bir ilişkisi var. Size bundan bahsetmemiş. Gizli sırları var. Özellikle ailesiyle veya işiyle alakalı. Ama sizin bununla tekrar bir görüşmeniz olacak. Bu görüşmeden sonra bu insan size sırrını açıklayacak. Kalbinize geçelim. Kalp çakranız kapalı. Kimseyi hayatınıza böyle almak istemiyorsunuz. Kimseyle böyle birliktelik yaşamak istemiyorsunuz. Bir mucize bekliyorsunuz açıkçası. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Böyle kıpır kıpır olmuş. Yani resmen kalbinizin kıpır kıpır olduğunu ve hayatınıza alacağınız kişinin de böyle düzenli, tertipli, dürüst olacağını görüyorum. Özellikle yeni aşk, ilişki isteyenler için de kesinlikle 15 gün içerisinde arkadaşınız vasıtası ile tanışacağınız ve ani bir tanışma yaşayacağınız bir kişi var. Ve bu kişiyi sizden habersiz bir şekilde arkadaşlarınızın planladığı bir durum olacak. Arkadaşlarınız sizin böyle yalnız kaldığınızı görüyorlar veya yalnız olduğunuzu görüyorlar. Bir şekilde sizin için bir şeyler yapacaklar arkadaşlar. Bir sürpriz gibi bir şey oluyor zaten. Kafeterya gibi bir kalabalık ortamda bir buluşma gerçekleştiriyorsunuz bir kişiyle. Yani tesadüfen gördüğünüz bir insan olacak. Ama bunları arkadaşlarınız planlayacak arkadaşlar. Sizin ilişkinizin tekrar olması, tekrar böyle bir birliktelik yaşamanız için aracı kişiler ortaya çıkıyor.
Aynı zamanda sizin ilişkinizi bozmak isteyen o 3 tane kadın veya ne bileyim sizin ailenizde, hanenizde huzurunuzu bozmak isteyen 3 tane kadın sizin akraba çevrenizden, sizin iyi olmanızı, başarılı olmanızı veya ailenizin maddi durumunun çok iyi olması, evinizdeki eşyaları bile resmen kıskanan 3 tane kadın kendi aralarında boğuşacaklar. Kendi kendilerine girecekler. Kendi kendilerinde böyle dert sıkıntı arayacaklar arkadaşlar. Onların evliyse eğer, ilişkisi varsa eğer bunlarla ilgili sorunlarının ciddi anlamda çoğalacağını ve bunun gün yüzüne çıkacağını göreceksiniz. Gördüğünüz için de artık böyle içinizde resmen içinizin yağlarını eritecek bir durum ortaya çıkıyor. Burada yaşlı bir adam var. Siz bu insanı çok seviyorsunuz ama bu insan size bir nasihat vermiş arkadaşlar. Size bir şey söylemiş yaşlı bir adam. Fakat siz bunu dinlememişsiniz. Ve bu adam sizin rüyanıza girmiş olabilir. Sizden bir şey istemiş veya size bir şey söylemiş. Bu da geleceğinizle alakalı bir şey söylemiş. Ama siz geleceğinize o kadar çok korkulu bakıyorsunuz ki. Çünkü nazardan dolayı üstünüzdeki o kısıtlanmış olduğunuz, sizi bağlamış nazarınız var. Bu nazardan dolayı böyle yapacağınız işleri tam zamanında yapamıyor veya elinizde kaldığını görüyorum. Yani direkt iş konusunda bir bereketsizlik yaşıyorsunuz ama bu adamın nasihatini hatırladığınız zaman veya bu adamın nasihatini tekrardan böyle gün yüzüne çıkardığınız zaman sizin iş hayatınızda artık böyle bereketinizin açılacağı bir dönem olacak. Ondan öncesinde de iki tane farklı yerden bir haber bekleyeceksiniz. İş konusunda iki tane farklı bir yerden haber bekliyorsunuz. Bu haberler doğrultusunda iki farklı iş sizin kapınıza geliyor. Bir sözleşme, bir imza meselesi, bir belge meselesi var. Bunu hallediyorsunuz. Düzgün ve tertipli, özellikle uzun vadeli çalışabileceğiniz bir iş gözüküyor burada arkadaşlar. Sadece canınızı sıkmayın. Gelecek korkusu ve kaygısı var. Kendiniz bir alanda geliştirmek istiyorsunuz ama böyle geliştirememişsiniz henüz. Bir yere gitmek istiyorsunuz veya bir şey yapmak istiyorsunuz. Özellikle bunlarla alakalı bir gelişme de yaşayacaksınız arkadaşlar. O kadar çok böyle meditasyon, dualar, ailenizin, hanenizde annenizin ettiği dualar var ki arkadaşlar. Bunlar bedeninizi, ruhunuzu öyle bir rahatlatacak ki zaten bu bakımdan sonra enerjiniz yükselecek. Neyin ne olduğunu göreceksiniz. Göremeseniz bile emin olun 2-3 defa izleyin anlayacaksınız arkadaşlar. Veya kararsızlaştırmış olabilir sizi bu bakım ama emin olun dinledikten sonra tekrar dinledikten sonra bir şeyler kafanızda artık oturacak. Yani kime güveneceğinizi şaşırmış durumdasınız. İnsanlar o kadar çok böyle inisiyatifinizi kullanıyorlar ki bakın burada çevrenizde dolanan iki yüzlü çok insan var. Hepsi de sizden bir şeyler alıyor ama verme konusuna geldiğimiz zaman kimse size bir şey vermiyor. Siz bu durumdan çok sıkıntı yaşamış, çok böyle maddi manevi zararlar görmüşsünüz arkadaşlar. O yüzden çevrenizdeki insanları ilk başta bir değiştirin. Çevrenizdeki insanlar dediğim gibi boş insanlar. Sizin mutlu olmanızı evet istiyorlar ama sizi de kullanmak isteyen bazı insanlar var. Haninizde zamanında annenizin veya babanızın evlilik halinde veya bir şekilde ailenizi çekemeyen, böyle ailenizin mutlu olmasını istemeyen bazı insanlar var. Ama bu insanlar böyle çok kötü kalpli insanlar. Yani sizin resmen hayatınızla ilgili başarılarınızı çekemiyorlar, başarılı olmanızı istemiyorlar. Siz bunlardan uzak durmuşsunuz, bunların ne olduğunu anlamışsınız akraba çevrenizden. Ama bunlar sizin hanenize tekrardan gelecek arkadaşlar. Çünkü evinizde herhangi bir eşya veya evinizdeki herhangi bir tablodur, başka bir şeydir, yataktır, fark etmiyor. Evinizde bir yenilik yapacaksınız. Bu yenilikleri görecekler. Çünkü maddiyat konusunda beklediğiniz para miktarı var. Bu size ulaşacak. Bu kadınlar sizin hanenize gelecek tekrardan. Akraba dediğiniz kişiler. Böyle ziyaret, ne bileyim oturmak gibi bir şey. O zamanlar diliminde hanenizde bir eşyanız bozulabilir. Veya ne bileyim bir eşyanız kırılabilir. Böyle bir durum yaşayacaksınız. Bunlara da hazırlıklı olun, dikkat edin diyorum. Gerekirse evinizde bir defne yaprağı falan bir şey varsa böyle kötü negatif enerjileri atmak için bunları yakın arkadaşlar evinizde gezdirin.
üzerinizde, hanenizde, sizinle kan bağı olan herkeste büyük bir nazar var. Bu nazar hala çıkmamış. Çıkmadığı için de işleriniz rast gitmiyor. Bunu bir söyleyeyim. Ama dediğim gibi bu duadan sonra annenizin, babanızın, ne bileyim sizin duanız bir şekilde olduğu zaman bu kötü enerjiden, negatif enerjiden kurtulduğunuzu ve şu anda da enerjinizin biraz daha yükseldiğini göreceksiniz. Burada sizinle muhabbete geçmek isteyen ama böyle kendini çok 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 gizleyen bir karakter var. Size o kadar çok böyle yardımcı oluyor ki her konuda böyle fikir veriyor, düşüncelerinize bakıyor, size böyle hatalarınızı söylüyor, hatalarınızı yüzünüze vuruyor. Bu insan size bir şey söyleyecek. Çok önemli bir şey söyleyecek. Hani akıl akıldan üstündür derler ya, gerçekten öyle bir durum gerçekleşecek. Sizin bunca zamandır yaptığınız hataları size söyleyecek ama çok farklı bir şekilde tek kelimeyle resmen söylüyor. Siz de artık kendinizle alakalı bir gelişim, bir beklenti halinde olacaksınız. Artık böyle hayatınızda bir hareketlenme geliyor. Ve bu hareketlenmeden sonra özellikle ilişki hayatınızda yarım bırakıldığınız o konular için tekrar bir görüşme halinde olacaksınız. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Bu aralar biraz sakarlık olabilir. Vücudunuzda ağrı, halsizlik, yorgunluk, uykusuzluk, panik atak gibi durumlar yaşayacaksınız. Çünkü önünüze baktığınız zaman veya bir şey yapacağınız zaman dikkatiniz çok çabuk dağılıyor, yapamıyorsunuz, sonraya bırakıyorsunuz. Bugünün işini yarına kesinlikle bırakma. Bunu siz çok yapıyorsunuz arkadaşlar. Resmen bu Running Community falan da yani suyumda gözüktü arkadaşlar. Biraz daha böyle dediğim gibi kafanızdaki o geçmiş olayları atmanız gerekiyor. Psikolojikmen o kadar çok böyle etkilenmişsiniz ki bazı şeylerden. Resmen sizi acıtan, sizi bu zamana kadar yoran veya sizi durduran şey ilişki hayatınız olmuş arkadaşlar. O yüzden artık bir karar aşamasında olun. Devam edecekseniz edin, etmeyecekseniz lütfen kendinizi yormayın. Ki ben bu durumda asla kendimi yormazdım. Bakın kendimi örnek alarak söylüyorum. Ne olursa olsun enerjinizi düşüren ne varsa, insan mı, eşya mı, tablo mu, görsel mi, fotoğraf mı, onlardan uzak durmanız gerekiyor. Onlardan uzak duramadığınız halde onları hayatınıza bir kafes gibi veya bir zindan gibi yavaş yavaş yer, sizin manevi duygularınızı yavaş yavaş yer ve ruhsal çöküntü yaşarsınız arkadaşlar. İki tane beklediğiniz haberiniz var. Henüz gelmemiş, henüz böyle karşınıza çıkmamış ama siz artık böyle bunlardan umudunuzu kesmişsiniz. Ama bunlardan haber geliyor artık arkadaşlar. İki tane farklı güzel bir mucizeniz var. Bir de bebek haberi var arkadaşlar. Aslında üç tane bebek haberi de olduktan sonra işte siz bayağı böyle enerjinizi yükselteceksiniz. Bir tanesi kariyerle alakalı, bir tanesi de işle alakalı beklediğiniz o dilekleriniz gerçekleşiyor. Ama dediğim gibi dikkat etmeniz gereken nokta bu 15 gün içerisinde sağlık olacak. Sağlık konusunda kronik rahatsızlıklar, göz problemleri, mide rahatsızlıkları, böbrekte sıkıntılar veya böyle sindirim problemleri yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Diğer konular için de maddi bereket için de dediğim gibi halinizde maddi bereketinizin açıldığını, dualarınız sayesinde dualarınızın inşallah böyle ağaça çıkıp inşallah halinizde olacağını görüyorum. Durgun bir dönemdesiniz ve bu durgun dönemde özellikle 15 gün içerisinde 2-3 günü zaten durgun geçecek. Ondan sonra hayatınızda bir hareketlenme söz konusu oluyor arkadaşlar. Umarım bakımımı beğenmişsinizdir. Umarım bakımım hoşunuza gitmiştir. Benden detaylı bakım, detaylı açılım yaptırmak isteyen arkadaşlarım varsa 0546 650 5170 numaralı telefonumuza WhatsApp'tan iletişim sağlayabilirler. Unutmayın ki arkadaşlar bu kolektif bir bakımdır. Herkese uyumluluk göstermeyebilir. Lütfen bunun bilincinde olup o şekilde videomuzu izleyin. Ve eminim ki bu videoyu izlediyseniz bu zamana kadar, bu saate kadar, bu dakikaya kadar aklınızda kesinlikle bir şeyler oluştu. Bunun garantisini net bir şekilde ben veriyorum ve şuradaki bakımıma, yaptığım bakımıma güveniyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.